Düşünelim. Hem Osmanlı'nın son döneminde hem Cumhuriyet'in kurulduktan sonra dünyada bir tane bağımsız devlet var. Yani Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, İslam dünyasında tek bağımsız devlet. Başka yok. Bak. Şimdi o yüzden bir de tabii burası Türklüğün... İstiklal Harbi'nden sonra diyoruz değil mi? Osmanlı'nın sonunda da öyle. Osmanlı'nın yani hayır, milli mücadele sonra da Türkiye Cumhuriyeti tek devlet. Tek devlet bağımsız. Şimdi, hepsi esaret altında. O dönemde tabii Rusya'da esaret altında Azerbaycan, Özbekler, Kazaklar hepsi. Savaşlar sırasında bakın iletişim imkanlarının sınırlı olmasına rağmen mesela Balkan savaşları sırasında Azerbaycan'da çok büyük yardım kampanyaları toplanıyor. Kardeş kömeği diyorlar. Kardeş yardımı. Tagiyev başkanlığında, Tagiyev oranın zenginlerinden birisidir. Gittiğinizde müzelerin evleri falan duruyor. Petrol zenginidir. Başlıyor. Herkes yardım yapıyor. Bakın orada çok acıklı bir hikaye var. Bir gün Bakü'deki Osmanlı yetkilisinin yanına gelen ihtiyar geliyor. Gözleri görmüyor ama diyor ki beyim Balkan Savaşı'na savaşa girmişsiniz. Allah sizi muzaffer etsin. Herkes elindeki avucundakini veriyor. Ben diyor gözlerim görmediği yedi de çocuğum olduğu için diyor cami önlerinde diyor para toplayarak geçiniyorum, dileniyorum diyor. En çok para kazandığım gün cuma diyor. Bundan sonra diyor savaş bitene kadar diyor cuma günü bütün kazancımı getirip sana vereceğim diyor. Yani böyle göz yaşartıcı sahneler var Azerbaycan'da o dönemde. Tabii savaşın sonunda, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Rusçalılığın dağılmasından sonra aynı bakın geçen 91'deki hadiseden sonra da aynı oldu. Ermeniler Rus silahlarını aldılar. Azerbaycan'daki Türkleri katletmeye başladılar. Orada bu tarihimizde fazla anlatılmaz önemli bir hareket. Nuri Paşa'nın Kafkas İslam Ordusu harekatı evet. var. Şimdi aslında az bir askeri birlik bile neler yapıyor savaşın sonunda sağlam kalabilseniz. Enver Paşa'nın emriyle Kafkas İslam Ordusu oluşturuluyor. Osmanlı subayları var. Kafkaslardaki değişik milletlerden insanlar var. Azerbaycan Türkleri var. Kafkaslardaki diğer halklar var. Tabii Rusya olmadığı için de düzenli ordu da yok karşınızda. Bakü'ye doğru ilerliyoruz. Karşımıza kim çıkıyor? Almanlar. Almanlar bizim müttefikimiz. Fakat Tiflis'i ele geçirmişler. Onlar da Azerbaycan'daki petrolün peşinde. Yani İslam ordusu da bir yerde petrol mücadelesi. Voronskova Voronsovka. Orada Voronsovka çatışma çıkıyor. Hatırlıyor musun programda gece 3'te milleti tabii, kütüphane araştırmıştı. Kütüphane araştırmıştı. Yani Voronsovka savaşı. Birinci Dünya Savaşı. Müttefikimizle savaştık. Müttefikinle savaşıyorsun. Almanlar esir alınıyorlar. Enver Paşa tabii bir taraftan bu Alman İstanbul'daki Alman subaylar harekatı engellemeye çalışıyorlar. Enver Paşa engeller gibi tutup gizli emirlerle Nuri Paşa'ya bir an önce Bakü'ye git diyor. Git diyor. Bakü'ye geliyoruz. Bakü kuşatılıyor. Alttan İngilizler geliyor. Bakın zamana karşı yarış var. Yani Bakü'de Ermeniler hakim olmuş. Türkleri katlediyorlar. İngilizler aşağıdan geliyorlar. İran üstünde. İran işgal etmişler. Ama çünkü benzin lazım. Yani bak her zaman. Her gece benzin. MTA önemli. Tabii orada kuşatma tam başarıyla sonuçlanacakken mermi bitiyor. Yani aslında mühimmatın ne kadar önemli olduğunu. Nuri Paşa geri çekiliyor. Daha sonra mühimmatını tamamlayıp tekrar Bakü'yü kurtarıyor. Bak bunların olduğu zaman Eylül 1918. Bir ay sonra siz Mondros Ateşkesi Anlaşması'nı imzalayacaksınız. Yani imparatorluğun bittiği bir dönemde. Yani işgal edilmiş her yer. Anadolu'ya kadar gelmişler, Irak'a gelmişler, Suriye'ye gelmişler. O dönemde Osmanlı ordusu Kafkas'ta bir harekat icra ediyor. Ve Bakü kurtarılıyor. Ermeni katliamı durduruluyor. Ermenilerin Türkler üzerindekine. Orada Mondros Ateşkesi Anlaşması imzalanınca İngilizler diyor ki Türk subaylar gelsin. Nuri Paşa çok saygı duyulan bir isimdir Azerbaycan'da şu anda. Tabii. Çünkü orada büyük bir katliam önlemiştir. Türk şehitliğine de ben gittim ziyaret ettim iki defa. Yani orada o Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olan Türkler ve Azerbaycan Türkleri yan yana yatıyorlar. Daha sonra 91'den sonra katledilen Türklerin de mezarları var, şehitlikler var. Orada Nuri Paşa İstanbul'dan emir geliyor. Tabii İngiliz baskısı var. Diyor ki çekilip geri gelin. Nuri Paşa da şöyle bir emir veriyor. İsteyen diyor, istediği devletin hizmetine girebilir. Azerbaycan'ın yeni devlet olarak kurulmuş. Bunun üzerine Osmanlı subayları şeye giriyorlar. Azerbaycan devletin hizmetine giriyorlar. Nuri Paşa da. Fakat İngilizler bunu kabul etmiyor. Ama Kasım'ın ortalarına kadar, bakın o da şeyden sonra aynı Fahrettin Paşa gibi, Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasına rağmen Bakü'deki egemenliği devretmemişlerdir. Ve o dönemde eğer bizim o harekatımız olmasaydı, Bakü'deki Türklük biterdi. Yani orada çünkü ellerinde silahlar var. İngilizler de gelecekler.
Azerbaycan'daki Türklüğü bitirecekler. Yani bu aslında şunu gösteriyor. Gücünüzü her yerde harcamayıp belli yerlere teksif edebilirseniz belli başarılar geliyor. Şimdi fakat dert o kadar çok ki günümüzde de aynısı. Gücünüzü belli bir yere teksif edemiyorsunuz. Yani bazen mecbur demek kalıyorsunuz. Demek ki o zaman ders sayısını azaltmak lazım. Bir de bizim şeyimiz var ama biz bir de duygusalız. Yani şey değiliz. Yani Batı daha somut düşünüyor. Bu kalemden karım ne diyor? Bu bardaktan karım ne diyor? Birini bırakıyor. Siz ikisini de bırakamıyorsunuz. Yani şimdi burada şeylerin... Gitti kalem. Tabii şimdi Yemen mesela. Yok, Yemen, ben bunu okudum. Yemenlerden gitmiş. Kurtarma ihtimaliniz yok. Ama vatan parçası olarak görüyorsunuz. İki... Mekke, Medine. Hakim Yemen'i bırakıp başka bir yere bütün güçlerini toplasan. İngiliz olsa onu yapar ama biz yapamıyoruz. Bir, Yemen'i vatan olarak görüyorsun. Anadolu'daki bir yerden farklı görmüyorsun. İki, aynı zamanda Haremeyn'in kapısı Yemen. Kutsal toprakların kapısı. Yani öyle bir saygı var. Ama Kafkas Sistem Ordusu Harekatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında savaşın bittiği bir günlerde bile Kafkaslardaki günümüze kadar devam eden nüfus, etnik, dini kimlikleri oluşturduğu bir harekattır. Son zamanlarda bununla ilgili araştırmalar arttı. Bizim ders kitaplarında yoktu bile. Evet. Yani biz görmedik mesela o dönemlerde. Yani ve Azerbaycan tabii en son Karabağ'da da büyük bir zafer kazandılar. Yaşlıdı diye. İşgal edilmiş topraklarını kurtardılar. Hayır, şimdi başladı falan da çok saçma sapan laflar ediliyor. Mesela Çanakkale'de niye savaştık? İki sene sonra İstanbul işgal edildi. Çüş yani. Ne yapacaktın? Ama onların mesele şu. Çanakkale'de karşınıza bir lider çıktı. Yani Atatürk... Hayır. Ne işe yaradı Çanakkale? Yaradı, yaramaz. Yaradı diyorlar, diyenler var diyorlar. Ne işe yaradı diyenler yani şöyle, o biraz önce dedim ya... Böyle serseriler var. Ne işe yaradı? Ya şöyle düşün. Balkan Savaşı'nda bitmiş bir imparatorluk. Psikolojik olarak bitmiş. Şimdi Heyet-i Edebiye diye yazarları topluyor Enver Paşa, Çanakkale'ye götürüyor. Diyor ki yazarlar Çanakkale destanını yazsın. Doğru dürüst bir şey çıkmamıştır ama... Beşir abinin de, Beşir Ayvazoğlu'nun da bu konuda güzel bir kitabı Akif vardır. Akif'in şiiri yeter. Şimdi burada... Yok, Akif oraya Akif gitmiyor ama. Gitmemişti ama Akif'in şiiri muazzam. Diyenlerden diyorum. Yoksa Akif'in şiiri Çanakkale'yi anlatan en güzel şeydir. Muazzam bir şey. Orada şiir yayınlandıktan sonra kıyamet kopar biliyor musun bazı kesimlerde? Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Vay efendim nasıl Bedir Savaşı ile mukayese eder? Yani orada HDD'de bir yazarlar diyor ki... Gezdiriyorlar cepheyi falan. Çadıra bir tane yaralı subay geliyor. Yaraları sarılıyor. Tabii... Doktorlarımız insanüstü çalışmıştır. Yani günümüzde nasıl çalışıyorsa o Çanakkale Savaşı'nda da. Ya bazı hatıralar yayınlandı, o İş Bankası Kültürü yayınlandı falan. Böyle yetişemiyorlar ya. Kol kopuyor, bacak kopuyor. Yani şey gibi yani... O şeydir işte, Gata'nın temeli durumu. Tabii yani ardından subayın yaraları sarılıyor. Cepheye gidemeyecek durumda. Kalkıp gitmeye kalkıyor. Doktor diyor ki, gidersen ölürsün. Ko aksın kan diyor, doktor diyor. Balkan Savaşı'nın utancını bu al kan temizler diyor. Yani Balkan Savaşı'ndaki o... psikolojik çökmüşlüğü biz Çanakkale'de, Kutulamare'de ve diğer savaşlarda savaşarak attık. Ya herifler çıkıyor, niye savaştık, ne işe yaradı diyorlar. Ama biz buna, atamasaydık. Yani onlar çatlak. O olmasaydı Kurtuluş Savaşı da olmazdı. Hayır yapamazsın. Çatlak yani, değil Erhan, menfaat. Ha, o ayrı. Menfaat. Yani siz Çanakkale'de şunu gördünüz. Balkan Savaşı'nda dört küçük devlete karşı mağlup olan Osmanlı İmparatorluğu, Çanakkale Savaşı'nda dünyanın en büyük güçlerine karşı direnebildi. Aynen. Ama tabii bunun çok acı sonuçları oldu. Yetişmiş insanınızın çoğu cephede şehit düştü. Ama en azından o milli mücadele ruhunu verdi. Bir de tabii Atatürk'ün arkasında Çanakkale anapartalar vardır. Yani tabii. Mesela Çanakkale'den ayrılıp Edirne'ye geldiğinde Çanakkale kahramanı hoş geldin, anapartalar kahramanı hoş geldin diye karşılıyorlar. Tabii o büyük bir liderin doğuşuna da sebebi tabii yani. Veriyor. Çünkü... bir karizma oluşturuyor. Karizma üzerinde bir Kurtuluş Savaşı. Yani şimdi Kurtuluş Savaşı milli mücadeledeki komutanların çoğu Atatürk'ün daha kıdemlidir. Nedir? Daha kıdemlidir. Yani çoğu daha kıdemlidir ama hepsi arkasında değil. Çanakkale var. Yani o büyük bir başarı. Tabii burada dediğimiz gibi bu zaman zaman maalesef küçümsemeler oluyor, saçma sapan şeyler oluyor. Bu bir kere dökülen şehit kanlarına hakarettir. Hakarettir. Yani Erhan, hemen oradan başka bir yere geçmek istiyorum. Senin söylediğin bir şey aklıma takıldı. Sen programa girerken dedin ki, yani programın ilk bölümünde çok hızlı bir biçimde koca imparatorluk dağıldı dedin. Yani bir baktık yani bir insan ömrüne... 10 yıl. Yani. Ama kalanlar o. Hayır ama büyük. Bak şöyle düşün. Büyük kaybın o zaman oldu. Yani sonra. Şöyle düşün. 1909'da 5 milyon kilometre kare. Ne demek 5 milyon kilometre kare? Bugünkü Türkiye'nin 6,5 misli. 1918'de ise 250 metre kare. Tabii. Bugünkü yani 20'de 1'e düşmüş. Yani şöyle düşün. İşte o biraz önceki çatlakların söylediği milli mücadele olmasa o
Tokat Sivas'tan ibaret bir yer kalıyor. Orada kalmazdı. Kalmaz. Orayı da yok ederlerdi. Peki şimdi orada sormak istediğim şu sana. Şimdi İlber Hoca, bizim İlber Ortaylı hocamız diyor ki imparatorluğun en uzun yüzyılı. Bence tabii son as 19'a diyor. 19. asır için. Sen ise çok hızlı gitti diyorsun. Uzun mu hızlı mı? Şöyle uzun. Şimdi tarih kitaplarını bazen okursunuz mesela, hiç bitmesin istersiniz. 19. yüzyıl tarihini okuduğunuzda da lan bir an önce bitsin istiyoruz. Yani, bak psikolojik olarak da öyle. Yani şimdi ya devamlı bir mağlubiyet. Şimdi mağlubiyet oluyor, ardından Müslüman katliamı oluyor, Türk katliamı oluyor. Yani uzunun olma sebebi o. Bitmiyor. Yani. Bitmiyor. Kabustan uyanamıyorsunuz bazen. Şey o. Orada parçalanma hızlı benim dediğim. Şimdi 19. yüzyıl uzun bir yüzyıl. Yani dediğim gibi. Bitmek bilmeyen. Bitmek bilmeyen. Sıcak sobayı tutmak gibi yani. Tabii o şey oluyor. Ama aslında bu açıdan önemli. Yani kitapta da onun üzerinde durduk. Biz bu imparatorluk parçalanacaktı. Önlemek mümkün değildi. Bütün imparatorluk. Hepsi ancak bu kadar basit askeri ve idari hatalar yapılmasaydı daha sağlıklı, daha büyük bir devletimiz olurdu. Şimdi bir de şöyle düşün. İmparatorluk parçalandı. Cumhuriyeti kuranlar da büyük bir travma meydana geldi. Şimdi düşün. Çoğunun doğduğu yer elinde değil. Yani hemen hemen hepsi. Tabii o parçalanma korkusu hepsinde oldu. Bazen hamle yapacakları zaman da yapamadılar o yüzden. Çünkü başlarına büyük bir felaket gelmiş ya. Düşünün. Atatürk doğduğunda, yani imparatorluğun sınırlarına bakın. Cumhuriyet kurulduğunda bakın. Ve burada da insanüstü de çalışılmış. Yüz binlerce şehit verilmiş. Gayret edilmiş. Cepheden cepheye koşulmuş. Ama bazen ne oluyor? Kalkıyor mesela bir tane birisi geliyor. Bir yerde bir reform yapacağım diyor. Toprak gidiyor yerinizden. Mesela Arnavutluk'ta öyle hatalar var. Basit basit şeyler vardır. Mesela 1911'de hatırlıyorsun. Kosova'ya gidiyor Sultan Reşat. Kosova'da Arnavutların ayrılıkçı hareketleri var. Halife olarak gidiyor. 100.000 kişiyi Kosova sahrasında topluyorlar. Bir namaz kılınıyor. Sultan'ın konuşmasını sadrazam okuyor. Arnavutça mütercim Arnavutça bilmiyor. Yani şimdi böyle basit. Arnavutça mütercim diye götürdükler adam Arnavutça bilmiyormuş. İyi bilmiyormuş yani. Tercüme edemiyor. Yalnız Sultan Reşat o gezide itiraçlar götürmüşlerdir. Nereye gittiyse ertesini hiçbiri yok edilmiş. Hiçbiri yok, evet. Şey çünkü, ayağı sağlanmış. Aslında biliyorlar. Yani o toprakların elden gideceğini bildikleri için gidiyorlar. Yani şey şu. Bizim Osmanlı'nın son dönemini ve Cumhuriyet tarihi anahtarıyla belli ölçüde bilmemiz lazım. Özellikle yönetici makamında olanlar, idareci olanlar, siyasetçiler. Ona göre politikanızı çizebilirsiniz. Yani Yunanistan'a baktığınız zaman sadece 10 milyondan oluşan bir devlet olarak değil, Avrupa'nın çımarık çocuğu olarak görürsünüz. Yarın öbür gün şunu görürsünüz. Mesela Osmanlı'da, biz bunu daha önce çok söyledik ettik programlarda da. Devleti ayakta tutmak için yapılmış bir sürü formüller var. Osmanlıcılık var, İslamcılık var, Türkçülük var, Kapçılık var. Bunların hangisi ne şekilde neticelenmiş? Bunları bilmemiz lazım. Ama bana göre bizim biraz, tabii bu olur mu olmaz mı, fikri bir şeyler üretmemiz lazım. Yani üretim olması lazım ama fikir de üretmemiz lazım. Yani ya, üniversite hocası fikir üretmek için çok özgür bir ortam lazım. O özgür ortamı sağlamak lazım aslında. Fikir özgürlüğü lazım. Türkiye'de fikir özgürlüğü var aslında. Ama hakaret olarak var. Evet, herkes birbirine hakaret ediyor. Evet, hakaret olarak.